Basın mensupları arkadaşlarımız, malum biliyorsunuz biz buraya gelirken 2 gündür gerçekten ama gerçekten çok zor şartlar altında bu müsabakaya geldik. Perşembe gecesi başlayan serüven, Perşembe gecesi biz hocayı Yılmaz Vuralı ve diğer arkadaşlarımızı sabaha karşı 3-3.30'du. Devlet Hastanesi'ne teslim ettiğimizde keza diğer oyuncularımız öyle. Bir kere o gün kesinlikle uyku uyuyamadık. İşte sabah 2 tane daha test olduk. Oradan buraya geldik. Efendim otele geldik. Maç gecesi biliyorsunuz çok önemlidir. Maç gecesi maçı düşünce ana saat gecenin 1'i 1.30 olmuş. Test sonuçlarımız gelmemiş. Test sonuçlarını bekliyorsun, uyuyamıyorsun, stres. Yani bayağı bir sıkıntı çektik. Bu sıkıntılar içerisinde buraya Altay gibi önemli bir takıma müsabakaya geldik. İşte teknik direktörümüz yok. Takımımızın 3 çok önemli oyuncusu yok. Ama ona rağmen oyuna gelirsek Altay oyuna hakikaten iyi başladı. 7. dakika birinci golü buldu. Derken 23. dakika ikinci golü buldu. Belki de seyredenler, izleyenler maçın farka gideceğini düşünürken 30. dakikadan sonra üstünlüğü elimize aldık. Efendim topun oyunda bizde kalma süreleri hepsi bizde. Çok iyi oynamaya başladık. Merkezden geldik, kanattan geldik, pozisyonlara girdik. Fakat 43. dakika o güzel oyunun neticesini aldık. Çok ama çok organize, güzel bir gol bulduk ve soyunma odasına ilk yarı 2-1 içeri girdik. Bu bizim için çok önemliydi bu gol. Ve biz ikinci yarıya çıkarken hakikaten bu maçı kazanacağımıza gerçekten inanıyorduk. Ve nitekim öyle başladık. Yani her an golün geleceği belli ama futbolda oluyor. Hiç hesapta olmayan bir şekilde bir gol yedik. Tabii ki bu gol de bizim direncimizi kırdı açıkçası. Ondan sonra zaten oyun hakikaten bitti. Biz de üçlüye döndük. Bir takım hamleler yaptık. Ama zaman yetmedi, vakit yetmedi. Bizim hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. Biz gene ilk ikiyi oynuyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Fikstür avantajımız var. 5 maç var. Biz 5'le 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız. Bu ara Altay'ı da tabii galibiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Kutlarız. Soru var mı? Yılmaz Hoca'nın durumu nasıl? Diğer futbolcuların durumu nasıl? Onlarla ilgili Valla tabii biz her daim telefondan konuşuyoruz. Şu anda hepsi gerçekten çok çok iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük bir ihtimal pazartesi bir test olacaklar. Test inanıyorum ki negatif çıkar. Çıktığı zaman tesise gelecekler. Herhalde bir 14 günlük bir karantina süresi var. 3 test olunacak. Yani sağlıkları gayet iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Önemli bir maçtı bizim için. Bu uzun süreden sonra tabii biraz zor oluyor fiziksel olarak adaptasyon ve psikolojik anlamda. Ama uzun bir süredir bu maça hazırlanma anlamında bir vaktimiz vardı. Ve taktiksel çok detaylar vardı oyunun içinde. Akhisarspor bu ligin iddialı takımları Adana Demir'i ve Hatay'ı deplasmanda yendi ve diziliş anlamında da 4-1-3-2 oynadığından dolayı birçok rakibe böyle alanlar buldu ve maç kazandı. Biz ekip olarak ve oyuncularım teorik olarak maça çok ciddi bir hazırlandık. Çok önemliydi bence burası. Burasını atlamak istemiyorum taktiksel detaylar anlamında. Ve bu teorileri hayata geçirdikleri için onlara bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık ama sadece önemli bir galibiyet aldık. 46 puanımız var. Lig üçüncüsüyüz.
Ama puanlar çok sıkışık. 5 maç var. İnşallah böyle bu 5 maçı da geçer ve Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız diye umut ediyorum. Bütün var gücümüzü de bunun için çalışacağız. Sorumuz var mı? Var hocam. İbrahim Öztürk bugün bana göre biraz sürprizdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisi de bugün 39 yaşına girdi sanırım. Hı-hı. Performansını nasıl buldunuz? Onu doğum gününde buradan kutluyorum. Soyunmada maç otelde maç toplantısında kutlamıştım. Tekrardan buradan kutlayayım. Bu her maçın hikayesi başka ve taktiksel detaylar anlamında böyle bir merkez stopere ihtiyaç vardı. Ve de 39 yaşına gelmesine rağmen performansından memnunum ve sahaya hem saha içinde bir lider ve bir abi olarak ve sorumluluk anlamında ne verdiysem, ne istediysem hepsini yaptı. Sadece yediğimiz golde biraz atak sonlandırmamız gerekiyordu. Dakika 44, 2-0 öndeyiz. İbo'yla top İbo'ya geldiğinde İbo bence topun bizde kalması için ya topu geri oynayıp ya da atağı sonlandırması lazımdı. Ama futbol böyle bir oyun. 39 yaşında da olsanız bazen o top cazip geliyor ve sizi hataya sürüklüyor. Çok şükür hepsinin İbo dahil hepsinin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah daha nice böyle galibiyetler yaşarız. İyi akşamlar. Değerli basın mensupları arkadaşlarımız. Malum biliyorsunuz biz buraya gelirken iki gündür gerçekten ama gerçekten çok zor şartlar altında bu müsabakaya geldik. Perşembe gecesi başlayan serüven, perşembe gecesi biz hocayı Yılmaz Vuralı ve diğer arkadaşlarımızı sabaha karşı 3-3.30'du devlet hastanesine teslim ettiğimizde. Keza diğer oyuncularımız öyle. Bir kere o gün kesinlikle uyku uyuyamadık. İşte sabah iki tane daha test olduk. Oradan buraya geldik. Efendim otele geldik. Maç gecesi biliyorsunuz çok önemlidir. Maç gecesi maçı düşüneceğine saat gecenin 1-1.30 olmuş. Test sonuçlarımız gelmemiş. Test sonuçlarını bekliyorsun, uyuyamıyorsun, stres. Yani bayağı bir sıkıntı çektik. Bu sıkıntılar içerisinde buraya Altay gibi önemli bir takıma müsabakaya geldik. İşte teknik direktörümüz yok. Takımımızın 3 çok önemli oyuncusu yok. Ama ona rağmen oyuna gelirsek Altay oyuna hakikaten iyi başladı. 7. dakika birinci golü buldu. Derken 23. dakika ikinci golü buldu. Belki de seyredenler, izleyenler maçın farka gideceğini düşünürken 30. dakikadan sonra üstünlüğü elimize aldık. Efendim topun oyunda bizde kalma süreleri hepsi bizde. Çok iyi oynamaya başladık. Merkezden geldik, kanattan geldik. Pozisyonlara girdik. Fakat 43. dakika o güzel oyunun neticesini aldık. Çok ama çok organize, güzel bir gol bulduk ve soyunma odasına ilk yarıyı 2-1 içeri girdik. Bu bizim için çok önemliydi bu gol. Ve biz ikinci yarıya çıkarken hakikaten bu maçı kazanacağımıza gerçekten inanıyorduk. Ve nitekim öyle başladık. Yani her an golün geleceği belli. Ama futbolda oluyor. Hiç hesapta olmayan bir şekilde bir gol yedik. Tabii ki bu gol de bizim direncimizi kırdı açıkçası. Ondan sonra zaten oyun hakikaten bitti. Biz de üçlüye döndük. Bir takım hamleler yaptık. Ama zaman yetmedi, vakit yetmedi. Bizim hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. Biz gene ilk ikiyi oynuyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Fikstür avantajımız var. 5 maç var. Biz 5'le 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız. Bu ara Altay'ı da tabii galibiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Kutlarız. Sorular mı?
Yılmaz Hocam'ın durumu nasıl? Diğer futbolcuların durumu nasıl? Onlarla ilgili. Vallahi tabii biz her daim telefondan konuşuyoruz. Şu anda hepsi gerçekten çok çok iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük bir ihtimal pazartesi bir test olacaklar. Test inanıyorum ki negatif çıkar. Çıktığı zaman tesise gelecekler. Herhalde bir 14 günlük bir karantina süresi var. 3 test olunacak. Yani sağlıkları gayet iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Önemli bir maçtı bizim için. Bu uzun süreden sonra tabii biraz zor oluyor fiziksel olarak adaptasyon ve psikolojik anlamda. Ama uzun bir süredir bu maça hazırlanma anlamında bir vaktimiz vardı. Ve taktiksel çok detaylar vardı oyunun içinde. Akhisarspor bu ligin iddialı takımları Adana Demir'i ve Hatay'ı deplasmanda yendi ve diziliş anlamında da 4-1-3-2 oynadığından dolayı birçok rakibe böyle alanlar buldu ve maç kazandı. Biz ekip olarak ve oyuncularım teorik olarak maça çok ciddi bir hazırlandık. Çok önemliydi bence burası. Burasını atlamak istemiyorum taktiksel detaylar anlamında. Ve bu teorileri hayata geçirdikleri için onlara bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Ama sadece önemli bir galibiyet aldık. 46 puanımız var. Lig üçüncüsüyüz. Ama puanlar çok sıkışık. 5 maç var. İnşallah böyle bu 5 maçı da geçer ve Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız diye umut ediyorum. Bütün var gücümüzle bunun için çalışacağız. Sorumuz var mı? Var hocam. İbrahim Öztürk bugün bana göre biraz sürprizdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisi de bugün 39 yaşına girdi sanırım. Performansını nasıl buldunuz? Onu doğum gününde buradan kutluyorum. Soyunma da maç otelde maç toplantısında kutlamıştım. Tekrardan buradan kutlayayım. Bu her maçın hikayesi başka ve taktiksel detaylar anlamında böyle bir merkez stopere ihtiyaç vardı. Ve de 39 yaşına gelmesine rağmen performansından memnunum ve sahaya hem saha içinde bir lider ve bir abi olarak ve sorumluluk anlamında ne verdiysem, ne istediysem hepsini yaptı. Sadece yediğimiz golde biraz atak sonlandırmamız gerekiyordu. Dakika 44, 2-0 öndeyiz. İbo'yla top İbo'ya geldiğinde İbo bence topun bizde kalması için ya topu geri oynayıp ya da hata sonlandırması lazımdı. Ama futbol böyle bir oyun. 39 yaşında da olsanız bazen o top cazip geliyor ve sizi hataya sürüklüyor. Çok şükür hepsinin İbo dahil hepsinin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah daha nice böyle galibiyetler yaşarız.